Ben bir eğitim gönüllüsüyüm. Eğitim gönüllüsü olmak demek, emanet aldığınız nesillere bir şeyler verebilmenin derdinde olabilmek demek. Bu yüzden birçok öğrencimize, birçok öğretmenimize bu konuda pek çok güzel çalışmada öncülük etmiş olduk. Bunlardan kazandıklarımız, bunlarla ilgili yaşadıklarımız bu süreçte bizi motive eden pek çok şey oldu. Bu motivasyon kaynağı ilk etapta insanın faydalı olabilme ihtiyacından kaynaklanmakta. Birilerine faydalı olabilmek, özellikle bir nesli inşa etmek konusunda insanın kendisine bir görev yüklemesi, bir vazife yüklemesi, bunlar çok önemli motivasyon kaynakları. Eğitimde öğrencilerin faydalarına işlere ön ayak olurken bir onların gözlerindeki ışığı görmek bizi çok mutlu eden şeyler. İkincisi bir şeylere ihtiyaçları var. Bazı konularda hatta pek çok konuda sizin yardımınıza, sizin onların yanında olmanıza, onlarla ilgili bir şeyler yapmanıza yeri geldiği zaman bu da çok önemli bir ayrıntı. Çünkü öğrencilerimiz pek çok ihtiyacı olan, hem duygusal ihtiyaçları olan, hem manevi ihtiyaçları olan, hem maddi ihtiyaçları olan bir kuşak, bir nesil, bir nesli temsil ediyor. Onlara yardımcı olabilmek, onlarla ilgili bir şey yapabilmek, daha sonrasında onların dünyaya bakışlarını güzelleştirebilmek adına faydalı olabilmek bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Tabii bunların hepsi ekip işi, birlikte inanmış insanlarla yapılan, inanmış öğretmenlerle yapılan işler. Eğitim gönüllüsü olmak demek de zaten çocuklarımızın olumlu gelişmelerini gördükten sonra daha da sizi bu konuda güçlü kılıyor. Eğitimle ilgili şeyler yaparken, özellikle sahada çocuklarımıza ulaşmaya çalışırken yaşadığım bir örnekten bahsetmek istiyorum. Mahalle mahalle gezip çocuklarımızı okula kazandırmakla ilgili bir çalışmamız vardı. Arkadaşlarla birlikte evlerin kapılarını çalıyoruz. İşte o evde ilköğretim yaşına ait çocuk olup olmadığını soruyoruz. Bazı kapılar açılıyor, güzel açılıyor. Bazı kapılardan sizi kovuyorlar. Bazı kapılardan iyi ki geldiniz diyorlar. Bir tane mahalleye gittiğimizde çocuklar, öğretmenim siz bizi okula yazdırmak için gelmişsiniz. Annem sabah uyanamıyor. Annem sabah uyanamadığı için ben okula gelemiyorum. Ben anaokuluna gelmek istiyorum diye peşimizden koşan bir çocuğumuz vardı. Bir öğrencimiz, bir kızımız vardı. Dedim ki tamam, biz seni okula yazdıracağız. Biz seni okula götüreceğiz. Daha sonrasında o çocuğu bilgilerini aldık. Bilgilerini istedik. Ailesine pek çok ziyarette bulunduk. O ziyaretlerin neticesinde çocuğumuzu okullara kazandırdık. Okulumuza kazandırdık. Ve çocuğumuz şu anda ilk öğretimi bitirmiş durumda. Geçenlerde yine aynı caddede, aynı sokakta çocuğumuz karşıma çıktı. Ve şey söyledi, beni hatırladınız mı diyor. Hatırlamadık diyorum. Ve diyor ki hocam diyor, siz bizim evimize gelmiştiniz. Siz bizim evimize gelip beni okula kaydettirmiştiniz. Ben şimdi bu okulda okuyorum. Size çok teşekkür ederim. Yani bir öğretmenin duyması gereken, belki duyduğu zaman bütün o yorgunluklarını, bütün o hayat amacını karşılayan cümlelerden herhangi bir tanesi. Belki yaptığınız işler sizin için bir işmiş gibi görünebiliyor. Ama gönüllülük olduğu zaman ya da bir işi görev olarak değil de gönüllü yaptığınız zaman karşılıkları sizi çok beklemediğiniz yerlerde bulabiliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Eğitim gönüllü olarak anlatmak istediğim bir örnek daha var. 9. sınıfta öğrencim olan ikiz kardeşlerden bir tanesi bir amansız hastalığa yakalandı. Onunla ilgili arayışlara girdik, kan arayışına girdik. Fakat maalesef tedaviye cevap veremedi ve kardeşimizi kaybettik. Yani kardeşlerden bir tanesini, öğrencimizi kaybettik. Onu kaybettikten sonra onun ikiz kardeşi de aynı şekilde öğrencim. Onun hatırasına o öğrencimize sarıldık. O öğrencimizle ilgili yanında olduk. Ailesinin yanında oldum. Daha sonrasında o öğrencimiz de kardeşinin hatırasından, kardeşinin acısından dolayı, orada kendilerine yaklaşımımızdan dolayı bizlere sarıldı. Ve eğitiminin her aşamasında okul bittikten sonra dahi görüşmeye, ona destek olmaya devam ettik. Daha sonrasında öğrencimiz üniversiteye girdi. Üniversite mezuniyeti var. Mesleki anlamda öğretmen olabilmek, evet, dersimize gireriz, dersimizden çıkarız, öğrencilerimizin notlarını veririz. Ama gönüllü olduğumuz zaman, o öğrencimizin hayatına dokunduğumuz zaman, o öğrencimizle ilgili bir yüreğine dokunma gibi bir derdimiz olduğu zaman, bir bağ kurduğumuz zaman, onun hayatına etki edebilecek bir yakınlıkta, onun hayatına etki edebilecek bir merhamette ve sevgide olduğumuz zaman, bir çocuğun hayatını tamamen değiştirebiliyorsunuz. Hem onun hayatını
hayatındaki engelleri ortadan kaldırmak adına hem acısını paylaşmak, onu anlamak, onu dünyaya, hayata hazırlamak, ondaki duygu durum değişikliklerini, ruh dünyası değişikliklerine katkıda bulunmak adına eğitim gönüllülüğü bunu sağlıyor size. Ve eğitim gönüllüsü olduğunuz vakit, bu eğitime gönül verdiğiniz vakit çocuklarınızla ilgili dersiniz bittiği zaman ya da evinize gittiğiniz zaman kapınızı kapatıp devam edemiyorsunuz. Aklınızda o gün içerisinde hangi çocuğunuzla ilgili, hangi öğrencinizle ilgili bir sıkıntı varsa onu düşünüyorsunuz. Ona ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Hangi müşkülünü çözebilirim? Hangi güzel özelliğini ortaya çıkartabilirim? Ya da ona ne katabilirim diye düşünüyorsunuz. O yüzden gönüllülük evet insanları birbirine bağlıyor. Gönüllülük evet hani insan insanın yurdudur diyoruz. Ama eğitim gönüllüsü olduğunuz vakit bir öğrencinin hayatını şekillendirebiliyorsunuz. Her insanın unutamadığı öğretmeni vardır. Hayatını olumlu ya da olumsuz etki eden öğretmeni vardır. Eğitim gönüllüsü dediğimiz vakit o öğrenciyi en güzel yere, en güzel kısma, hayatıyla ilgili en azından bir yol arkadaşlığı şeklinde ona eşlik edebilmek için eğitim gönüllülüğü bu yüzden çok kıymetli, çok önemli.